Kampçılık adına biraz gönül verdik bu işlere. Şu anda biraz daha bu işi büyütmeye karar verdik. Karavan olarak, arazi kamp eğitimi olarak. Daha donanımlı olarak aracımızı şu anda karavana çeviriyoruz. Bitti gibi bir şey diyebiliriz yani. Biz bu aracı yaklaşık 7-8 yıl önce hurdayken aldık işte. Üniversiteden çıktıktan sonra hurdaya çıkmış araç. Hurda halinde aldık. Her yer çarık çürüktü. Biz aracı komple sıfırdan söktük sacına kadar. Her yere çürüktü tabanına kadar. İşte içine fütür atıldı, çürükleri onarıldı. Sonra derken sıfırdan karavan yapmaya başladık aracımızı. Aracımız 1985 model. 12+1 ruhsat minibüstü bu kendisi. Her yıl muayeneye giriyordu. Aracın çürükleri çok fazlaydı. Bu saç tabanı, tavanı komple çürümüştü aracın. Öncelikle onları onardık, saçları. Sacı değişti, iç saçların komple hepsi değişti. Ondan sonra silikon çektik, sıvı contasına kadar her şey yapıldı. Mekanik aksamları A'dan Z'ye, alt takım hepsi değişti. Sıfırdan aracı bir panel aracı çevirdik. Ondan sonra aracın içerisinde şu an işte mutfağı, ısıtıcısı, webostosu, U düzen bir koltuk takımı, yatak olabilen, işte ses sistemi, tesisatı, lavabosu, temiz su gideri, pis su gideri, İşte led aydınlatması, sinekli, perdesine kadar yani bir karavanda olabilecek her şey, televizyonuna kadar her şeyini koyduk, sığdırdık bu araca. Bir nevi hayata çevirdik. Yani şu anda hiçbir eksiği yok diyebiliriz yani bir karavandan. 350 bin lirayı buldu yani komple sıfırdan tabii ki. Aracı biz 6-7 sene önce aldık ama çok masrafı çoktu aracın. Tabii çok cüzi bir rakamı aldık aracı ama işte onarımı çok şey tuttu. Afaki A'dan Z'ye girdiğiniz zaman sıfırdan başlanıldığı için işte ufak tefek görülmedi ama biz masaya yatırdığımız zaman, hesap kitap yaptığımız zaman yaklaşık olarak tabii 350 bin lirayı buldu. Zaten sıfırdan başladığımız için hedeflerimiz hep artıyor. Biz çadırdan geldik bu işe. Çadırımız daha yoktu. İşte çadırdan işte minibüs aldık falan derken bu konuma geldik. İşte yavaş yavaş büyüteceğiz umarım. Araç geldiğinde perişan durumdaydı. İçinin sökümünü yaptıktan sonra da daha da ortaya çıktı. Onları kaynak yaptırdık. Tabanı yeniledik. İzolasyonunu yaptık. İçini kapladık. Şimdi de son aşamaya geldik artık. 2 güne kadar teslim edeceğiz arkadaşımıza. Şu anda aracımızda eklenecek hiçbir şey kalmadı. Sadece elektrik ve ses sistemini yaptıktan sonra aracımız teslim olacak. Buradaki güç kaynakları alıyor. Akü azalmaya başladığı zaman arabanın aküsüne bulaşmıyor. Koruma devresi var yani. ...175'e 180 bir yatak bu. 4 kişi yatabilir. Burada bir çekmecemiz var derin. Mutfak eşyaları için. Evet, tencere mencere koymak için. Amfi var burada. Amfiye yer ayırdık. Burada su deposu, tüp buraya konacak. İster böyle. Buraya bunları koyuyoruz. Ocağımız, evyemiz, ocağımızın altında yine bir çekmece, çataldır, bıçaktır, kaşıktır. Onun altında da bir buzdolabımız,